Beyaz Futbol Cumartesi'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gerçekten çok enteresan bir akşam oldu. Beşiktaş ilk yarı siyahtı, ikinci yarı beyaz. Antalya'da 2-0 geriden gelerek kazanmayı başardı. Bu maçı dolu dolu konuşacağız tabii ki Sinan Engin'le. Ve hafta içinden bu yana, Beşiktaş Borussia Dortmund maçından bu yana Sinan Engin'in cumartesi günü bu maçla ilgili ne diyeceğini bekliyorsunuz? Az sonra kendisine soracağız. Ve tabii ki Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in özel röportajı da gündeme bomba gibi düşecek. Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok enteresan bir hafta oldu. Şampiyonlar Ligi bu gece 2-0'dan geri dönüşü Beşiktaş'ın. Yorucu ve sakatı bol. Onun için diyorum yani 3 kulvar çok zor. Şimdi bakıyorsun salı önenecek, çarşamba önenecek. Çok maç oynanıyor ya. Çok yani bu maçları bir şey yapmak lazım. 20 takım olması. Yani çok. Çok maç oynanıyor. Yani şimdi bakıyorsun Fenerbahçe Almanya'da oynadı, döndü geldi. Hadi Galatasaray buradaydı. Beşiktaş içeride oynadı. Tamam yolculuk yapmadı ama ne olursa olsun bu Covid'lerden dolayı da bu kadar maç oynanması da çok şey. Şimdi hafta içi maç oynanacak. Salı günleri, evet. Çarşamba var. Beşiktaş'ın salı Allah, Adana Demir maçı var. Sonrasında cuma deplasman. Allah futbolcularımıza güç versin. Son halini gördün mü? Son düdüğün ardından Beşiktaşlı futbolcular nasıl kendini yere bıraktı? O görüntüleri de çok yoruldular. Dortmund gibi verelim. Takımla kafa kafaya oynamak kolay değil. Ya. Yani Dortmund gibi takım yani belki de final oynayacak olan bir takımla kafa kafaya oynuyorsun neredeyse yani. Gerçi bu konuya biraz daha anlatacağız. Hoca hallant hallant diyordu da ne oldu hallant? Ne yaptı? Uçtu mu, kaçtı mı? Ne yaptı? 2-1 yendin yani ne olacak? Boş kaleye bir gol yani, var. Yani Beşiktaşlar kötüydü. Sergen çok kızdı zaten bazı oyuncularına. Bugünkü aslında rotasyon değil, bazılarına ders verdi. Gezallar. Bazılarına tabii çok kızdı. Gezal. Ele Wellington'a mesela. Kaç pozisyon gösterdiği pozisyondan yedi. Özellikle pozisyona dikkat diye. Aynı şekilde atlama diye. Ve aynı pozisyondan yani. Bunlar tabii çok özel bilgiler olduğu için söylüyorum. Hı hı. Yani Vida olsaydı böyle olmazdı savunma. Değil mi? Vida olsaydı bu kadar kolay Beşiktaş'ın savunması teslim olmazdı. Çok tamam, vurgulamıştınız. Ersin kurtardı etti. Çok iyi bir takım, çok üst düzey bir takım da. Ne oldu yani? Ne oldu? Kafa kafaya yakın bir maç oynadı. Beşiktaş da oynadı. Oynadı. Beraber oynadılar. Ne biraz sonraya Allah bırakalım mı bu maçı? Allah ne yaptı? 3 gol mü attı? 3 asist mi yaptı? Ne yaptı? Ahmet Hoca'nın rüyasına göre hat-trick yapıyordu. Nerede? Hiç şey atıyordu, yapmadı. Bir tane gol attı, başka kaleye attı. 40'da atıyordu. Hayır bir tane. Vida olsaydı onu da yapamazdı. İddia ediyorum. Vida olsaydı neyse, yapamazdı. Bu konuya birazdan Dortmund maçına daha geniş kapsamlı anlatacağım. Evet. Şimdi tabii sosyal medya hesaplarımızı da bir hatırlatalım. Programın başında Sinan abi. Instagram'dan da bizi takip etsinler. Sinan Engin ve O Onur Yıldız. Instagram hesaplarımız da ekrana gelsin. Bu arada tabii Beyaz Futbol TR Instagram hesabını da mutlaka takip edin. Artık oradan canlı yayınlara başladık Sinan abi. Öyle mi? Maçların ardından canlı yayınlara başladık. Beyaz Futbol TR Instagram hesabından. Yani bu Sinan Engin Dortmund maçını diyecek. Söyledim zaten kafa kafaya oynadık yani ne oldu? Biraz şanslı, becerikli olsaydık belki beraber bitecekti. Neyse daha sonra anlatırız bunları. Evet. Onu açacağım, o konuyu açacağım. Bekliyor Beşiktaş taraftarlar. Bu geceyle ilgili manşetin... Müthiş bir dönüş. Müthiş bir dönüş. Müthiş bir dönüş. 5-6 tane sakat. Oynayan stoperin, sağ bekin sakatlanıyor, yerine çıkıyor. Yani Sergen bugün eğer kaybetseydi acayip eleştirilecekti. Ya bu rotasyon falan filan diye bir. Ama bugün Sergen ne yaptı? İşte yetenekli futbolcuları bazen böyle şeyleri, böyle oyunun kurgusunu çok iyi kuruyor. Ne yaptı bugün Sergen? Şapkadan tavşan çıkardı. 2-3 tane birden çıkardı. Müthiş ama bugün kaybetseydi çok felaket ağır eleştirilirdi. Evet. Ağır eleştirilirdi. Ama bir gerçek var. Beşiktaş'ın kadrosu ligin üzerinde işte. Gördüm bir anda ustalar girdi, Larinler. İşte bakıyorsun şeyler girdi oyuna. Verelim kadroyu. Larin girdi ne o? Gezal girdi. Gezal girdi. Bir anda oyun değişti. Ama sahanın yıldızı Batshuayi. Hah, maçın adamını soracaktım. Batshuayi diyorsun. Bir santraforun yapması gereken her şeyi fazlasıyla yapıyor. Atıyor, attırıyor, oynuyor, oynatıyor, duvar oluyor. Yani bir futbol takımında bir santrafor ancak bunları yapabilir. Ve zorluyor. Ve rakibin hatasını zorluyor. Bak bu sene bugün de attı. Şeytanlıktan attı golü biliyorsun değil mi? Evet. Arkaya doğru koştu. Adam kendi kalesine pas verirken araya girdi. Geçen hafta zorladı. Ya çok akıllı, çok zeki. Çok zeki. Onun için ama Beşiktaş'ın olmazsa olmaz oyuncuları tartışmasız. Gezal, Larin,
Yani bunlar olmazsa. Yani rotasyona galiba, şu anda gerek Roger yok. Galiba onlar sakattı. Rozier sakat. Bir sakatları da verelim ekrana. Beşiktaş'ın bu maç öncesi 6 sakat futbolcusu vardı. Bu maçta 2 sakat oyuncu daha eklendi. Mehmet Topal Montero ve Necip. Montero iyi gördüm. Montero iyi döndü. Yani geçen seneden bu zamana üstüne koydu Onur, biliyor musun? Evet. Yani Beşiktaş'ın orta sahasında çok kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Ve orta sahası basıyor. Yani Josef denilen bir oyuncu var mesela. Müthiş pres yapıyor. Herkesin kademesine giriyor. Ama bugün Beşiktaş biraz, Sergen de dahil, rakibi küçümsedi diyebiliriz. Yani şimdi Veysel'in attığı golde şey tutuyor biliyorsun onu. Josef. Evet. Yani bir konsantre eksikliği vardı. Yani nasılsa kazanırız bir rahatlığı vardı. Bir anda 3-0 olsaydı biraz zorlanabilirdi. Dönmezdi değil mi 3-0? Çok zordu yani 3-0. Kırılma anı diyebilir miyiz o Wright'ın karşı karşıya kaçırdığı olabilir. Pozisyon? Kırılma anı olabilir. Yani girenler çıkanlar gelsin. O Antalyalı oyuncu eğer kaleciyi geçmeye çalışsaydı bir penaltı kırmızı 10 kişi falan kalsaydı dönmezdi maç. Kırılma anı diyebiliriz. Hani en kötü Beşiktaş maçı 3-3 falan yapardı. Ama ikinci yarı tabii ustalar girince usta ayaklar bir anda maç Beşiktaş'ın lehine döndü yani. Evet işte girenler Kenan'ın yerine Larin, Gökhan Tören'in yerine Gezal, Salih'in yerine Oğuzhan, Necip'in yerine Pjanić. Necip'in sakatlığı galiba biraz önemli gibi. Yani, evet bir 3-4 hafta evet, olmayacakmış. Topal'ın aynı şekilde bilmiyorum onu tam ne zaman. Rozier sakat hasta galiba. Evet onun bir üst solunum yolları enfeksiyonu varmış. Solunum yollarından bir durumu var. Teixeira aynı şekilde sakat. Enkudu sakat. Yani onun için Beşiktaş'ta çok eksik var ama kadro derinliği çok önemli. İşte derin kadronun bunlar hep faydaları. Yani alternatifli bir kadro kurduğun zaman Onurcuğum her türlü oynayabiliyorsun. Bir evet. De teknik direktöründe zeki olursa, akıllı olursa yani onun için çok iyi bir oyuncu değişiklikleri, hamleleri yaptı. Bu da tuttu. Yani Beşiktaş sezon başı iyi transferler yapmış. Yani Pjanić falan bakıyorsun iyi. Pjanić daha da temposunu arttıracak. Yani hep böyle aldı, verdi, uzun attı falan diye adam eksiltmesi lazım. Evet. Yani biraz daha oyunun içine girmesi yani lazım. Topla aynen değil mi? Dikine oynaması lazım. Gitme hep uzun uzun hep atayım, sağa atayım, sola atayım yok olduğu yerden. Biraz da adam eksiltmesi lazım. Yani Beşiktaş yönetimini tebrik ediyorum. Hakikaten sezon başı iyi transferler. Bunların hepsi iyi transferler. Hani Sergen Yalçın da aynı şekilde herhalde onun onayıyla olmuştur bunlar. Ahmet Çebi Başkan'ı da kutluyorum bu transferlerinden. Doğru nokta transfer. Hiç kötü transfer yok. Bu arada Beşiktaş'ın bir tweet'i var. Biz arkadaşlarla konuşuyorduk. Hani aramızda esprileşiyorduk. Ama bir anda Beşiktaş'ın bir tweet'i geldi. O da gündeme bomba gibi düştü. Avans. Beşiktaş sözlüğü. Avans. Rakibe verilen geçici üstünlük. Yani iki avans üçte biter demek istiyor Beşiktaş. Niye atıyorlar bunu? İşte Antalya Spor cephesinden ilk yarı scoreboard paylaşımları falan olmuştu. 2-0, 2-0 diye. Erken konuşmuş. 3-3-3 sesleri vardı tribünlerde. 3 oldu. Kırmadılar. 3 oldu kırmadılar. Güzel formdasın yine Sinan abi. Yo niye? 3 diye bağırmadım Antalya. Evet Antalya maç Spor 3 istedi. Evet Antalya taraftarını da kırmadılar. Çok sevgili evet. Antalya Spor taraftarlarının içinde de Beşiktaşlılar vardır. 3-3 derken onu söylemek istiyorlar. Beşiktaş'a 3 dediler. Yani karıştırmayalım da. Onun evet. için Antalya Sporlu taraftarları da kırmadı Beşiktaş taraftarı. Bu arada Antalya Spor'un... Güzel. Hakikaten formda başladı Sinan abi. Eski başkan Ali Şafak Öztürk'le Beşiktaş'ın arası biraz bozuktu ya. Evet. İlk yarı 2-0 diye bir tweet attı. Ardından silmek zorunda kaldı o tweet'i. Bu atasözler çok önemli biliyor musun? Erken öten horozun kupasını koparırlar falan diye. Hiç erken konuşmayacaksın. Evet. Her şey değişebilir. Daha gol sevinci sırasında 3-3-3 diye bağırıyorlar. Maç değişebilir, dönebilir. Hiç bunları erkenden böyle konuşursan ondan sonra hele futbolda. Sana futbolda hiç futbol bir kere hani çok enteresan bir oyun olduğu için herkes çok seviyor. Onun için bu işler hiç belli olmaz. Futbol güzel bir oyun, değişik bir oyun. Herkes niye çok seviyor? Her an her şey olabilir. 90 dakikada maç değişebilir. Evet. Yani onun için şimdi 2-1 Beşiktaş Dortmund maçı değil mi? Heh, tam onu diyecek. İddiacılar diyelim. Herkes üst oynadı. Üst olur. 2-1 oldu. Son Beşiktaş attı 1. Herkes parayı götürdü. Değil mi? Evet. 2-1'de. 2-0 olsaydı ne olacaktı? İşte futbol bundan güzel. Doğru.
bilmiyorum. Her son dakikasına üst kadar. Üstledin mi iki gol üstü değil mi? Aynen 2,5 üst. Herkes üst oynamıştır. Yani çünkü. Doğru resmi, o da bir sektör resmi, artık. Resmi iddiacı bir arkadaşlarımla konuştum. Mesela sordum. Ağırlıklı dediler. Mesela parayı nereden kazandınız dedim. Daha çok. Yani para neresi? Bürüş Paris Saint Germain maçı. Tabii. Bütün dünya patladı. Herkes Paris Saint Germain oynamış. Herkes. United maçı da patlamış olabilir. Young Boys United'ı yendi. Maçı da olabilir. Bizim Ajax. Evet. Onlar da bize geliyor ya. Yalnız Sinan abi Ajax bugün 9-0 kazandı. Kimi yendi ya? Kambur'u. Kambur diye bir takım. Nerede oynuyor? Hollanda 1. liginde. 9-0. Bakalım. Bu hafta Beşiktaş'ta oynayacak. İşleri zor. Bir Ajax'a. Sonraki hafta evet. Ondan sonraki hafta Beşiktaş'ta oynayacaklar. İşleri zor diyorsun. İşleri zor. Beşiktaş'ta oynayacaksın. Dikkat edeceksin. Yorumlarını merakla bekliyorum Onur o maçla ilgili. Beşiktaş maçı varsa Beşiktaş'ın ben kim olursa olsun hep Beşiktaş'ı favori gösteririm. Yani. Doğru. Eleğin önünde oynuyorsa. Bu maç Amsterdam'da ama. O biraz sıkıntı bakalım. Olabilir belki ama belli olma. Bu futbol bu. Sporting Lisbon'a 5 attılar. Olabilir. Beşiktaş da Sporting Lisbon arasında çok fark var. Evet. Ama Dortmund takımı ne Lazio ne Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt'la Lazio karma çıkarsın Dortmund'u yenemez. Evet. İleri üçlüsü 500 milyon euro. Bak, ne diyorum? Lazio ile Eintracht Frankfurt karma yapsınlar. Hı hı. Dortmund'u yenemezler. Evet. Malen, Haaland, Bellington üçü 500 milyon euro. Ne diyorum sana? Yani zaten Eintracht Frankfurt'a 5 atmıştı. Lazio falan yani İtalya'nın normal takımlarından bir tanesi. Eski gücü yok. Biz daha önce oynamıştık Beşiktaş'ta Lazio ile. Lucescu zamanı değil mi? Tabii. Ama onun için dediğim gibi yani ikisinden bir karma yapsınlar Dortmund'u yenemezler. Dortmund belki de final oynayacak. Belki de final oynayacak. Evet. Yani oraya kadar gider mi bilmiyorum ama onların da savunmasında bir sıkıntılar var. Dortmund'un da savunmasında sıkıntı var. Sergen Yalçın'ı dinleyelim mi? Enteresan açıklamaları var. Hem bu sakatlarla ilgili bir değerlendirme yaptı. Sergen Yalçın'ın basın toplantısına bir gidelim. Beşiktaş'taki en zor maçımdı, ilk yarımdı diyor Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı göbek, stoperler. En yumuşak karnı. Hı. Orada işi çok zor. Yani Vida Wellington olduğunda... Eğer Vida Ajax maçına falan yetişmezse orada işi çok zor Beşiktaş'ın. Yani ne yapıp ne edip Vida yetiştirmeleri lazım. Evet, Vidasız. Yani Vidasız bir Ajax maçı düşünemiyorum. Kötü olabilir. Evet. Yani Ahmet Çakar'ın hikayeleri rüyaları gibi olmasın ama değil mi? Ama sadece bir futbol adamı olarak söylüyorum. Gerçeği tabii hepsi gırgırdı Dortmund falan neyse de. Ama bir gerçek var. Eğer Rozier, Vida, Wellington veya Montero ve Enskala bu dörtlüyle oraya gitmezsen sıkıntı olur. Evet. Yani için Rozier'in hadi iyileşecek belki Allah korusun bir maç sonra sakatlanır bir şey olmaz inşallah ama... Çünkü Rozier çabuk oyuncu, Vida çabuk oyuncu, Enskala hızlı çabuk oyuncu ve bunları geçmek o kadar kolay değil. Ama eğer bugünkü defans kurgusuyla oynarsan, bugünkü de ofansif oyuncularla oynarsan çok kötü olabilir. Peki Vida diyelim döndü. Yanında Montero mu oynamalı, Wellington mu? Montero. Zaten Sergen de Montero oynatır. Öyle yapar diyorsun. Wellington'a biraz kızgın. Yok tabii. Aynı pozisyondan ve çok tekrarlamış ona. Çok anlatmış ona. Evet. Dikkat et bu pozisyondan. İkinci golde yediği çalım mesela. Aynen atlama diye. Evet. Atlama belli hep oraya gidiyor diye böyle yapıyor. Aynen ani atladı. Yani ondan dolayı. Onun için ama Beşiktaş'ın orta sahası ve hücum attığı müthiş. Ama dediğim gibi bir güç var bir kapasite var Onur. Bir yere kadar. Evet. Şimdi çok kuvvetli Rozier dedin. İkili mücadelelerde güçsüz kaldı. Stat'taydık canlı gördük. Dortmund gördün değil mi? Yani ya. Güçsüz kaldı. Bakıyorsun Gezal diyorsun o böyle dizen şey gibi. Slalom yapıyor. Yani slalom yapan hani böyle şey raket gibi. Raket gibi kullanıyor sol ayağını ama. Gidemedi bile. Geçemedi bile. Türkiye'de yapıyorsunuz da. Başrağı'yı bakıyorsun çok fizik olarak anladın mı? Yani ulan hazır değil mi diyorsun. Evet. İşte Türkiye Ligi ile özellikle Dortmund takımındaki fizik olarak yani diyorsun ki. Rozier bakıyorsun sen şimdi Türkiye'de ne yapıyor? Adam geçiyor arkasından dönüyor alıyor topu tekrar gidiyor falan filan. Fizik olarak çok iyi olduğu için ama bu maçta bakıyorsun karşısındaki adam çok güçlü. Yani onun için yani bir kapasitesi var futbol takımının. Bu da belli bir yere kadar. Ondan sonra duruyorsun. Yani bu kadar kötü oynamamaları gerekiyordu. Yani ben
Gezal'dan özellikle yani... Larin'den, Gezal'dan, Larin'den, Başuay'dan daha yüksek bir performans bekliyordum. Herkes öyleydi. Yani maçın başında mesela Başuay onu atsa mesela çok farklı olabilirdi oyun. Kapanırdı Beşiktaş bir tör üstüne gelecekti. Evet. Kontra yapacaktı. Oyun formatı değişecekti. Ama Beşiktaş'ın iyi bir orta sahası, bir iyi hücum hattı var. En büyük sıkıntısı defansın göbeği. Defansın göbeğinde en önemli oyuncusu Vida. Vida çabuk oyuncu. Onun yanına Rozier'i koyacaksın mutlaka. Bu dörtlüyle yani Rozier, Montero ideal sol bekte şeydir. Ne o? Escala'dır. Yani ideali dörtlü defans hattı budur. Evet. Orta sahası zaten onu istediği gibi çevirerek, döndürerek istediği gibi istediği kurguda Sergen oynatır. Evet. Bu arada bizi izlerken fotoğraf çekin. Canlı yayında ekrana gelsin. Çok güzel fotoğraflar getirdi arkadaşlarımız ekrana. Devamı da gelecek. Beşiktaşlı yönetici Ceyhun Kazancı da maçtan sonra Sergen Yalçın'la ilgili özellikle çarpıcı ifadeler kullandı. Bir onu da dinleyelim Ceyhun Kazancı'yı. Çok yoğun bir tempo. Çok sakatlık var malumunuz. Ama buna alışmak durumundayız. Çok geniş bir kadromuz var. 2-0 tabii devreye girmek kolay değil. Hava sıcak. Sürekli seyahatler üst üste gelecek. Dolayısıyla takımımızın geri dönüşünden çok memnunuz. Müthiş hamleler de oldu. Hocamızın da harika hamleleri oldu malumunuz. Çok mutluyuz gerçekten. Önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Şanssız bir dönemden geçti Beşiktaş bu dönem. Evet. Sakatlar çok merak ediliyor. Alex Tekşere, Vida. Onlarla ilgili bir durum değerlendirmesi alabilir miyiz? Yani neyse ki çok ciddi bir sakatlığımız yok. Hepsi geri dönecek. Özellikle milli maç arasına kadar bir şekilde idare edeceğiz. Çok geniş bir kadromuz var dediğim gibi. Ancak Ekim ayının başında zaten hepsi, illaki hepsi geri dönmüş olur. Dediğim gibi önemli sakatlık olmaması kritik ama bu kadar yoğun tempoda, bu kadar maçta zeminlerde malumuz zaten zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar olacak ancak çok şükür hiçbiri çok ciddi sakatlık değil. Transferlere baktığımızda Pjanic, Batshuayi çok önemli isimler geldi Beşiktaş'ta bu sene ve Dortmund maçı oynandı. 2-1'lik bir sonuç. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına sizin düşünürüz nedir? Ya bütün takımlarla denk takımız bence biz. Çok iyi kadromuz var. Onların da iyi kadroları var ama dengeli bir grup olduğu kesin. Ben hala çok umutluyum gruptan. Evet, çok istemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama çok da iyi bir mücadele ettik, herkesin de malumu. Kesinlikle ben önümüzdeki maçlarda şansımızın olacağını ve gruptan çıkabileceğimizi kanaatindeyim. İyi olacak inşallah. Şu an belki erken ama iki kiralık oyuncu var ve dünya yıldızları Batshuayi, Pjanic. İstanbul hayatları, takıma uyum süreçleri ve ilk düşünceleri mutlular, mutlu gözüküyorlar. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Söylediğiniz gibi zaten gözüküyorlar, mutlu gözüküyorlar. İster istemez vücut dillerine yansır bu. Gayet mutlular, sürekli konuşuyoruz. Şu andaki ortamdan, atmosferden, zaten o güzel atmosferden onlar da çok memnun. İnşallah onlarla da şartlar uygun olursa uzun yıllar birlikte oluruz. Performansları da malumunuz son derece iyi zaten bugüne kadar. Evet, Sergen Yalçın'ın dokunuşları maçı kazandırdı diyor Ceyhun Kazancı. Bu arada Sinan abi verdiği manşet şu anda çok konuşuluyor Twitter'da. Lazio ile Eintracht Frankfurt birleşse Borussia Dortmund'u yenemez. Sence? Bence de yenemez. Sevgili Ceyhun Kazancı kardeşim çok iyi bir yönetici. Daha önce biliyorsun Pasolig'in genel müdürüydü. Aynen. Çok iyi bir kardeşim, hayırlı olsun. Yakışmış görevi de ona Beşiktaş'ta. Değil mi? Zaten çok iyi de Beşiktaş'tadır. Yakışmış görevi de sevgili Ceyhun'a. Hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin sevgili kardeşimizi. Evet, çok yani, da güzel açıklamalarda bulun. Gerçeği bu. Bunu yani alim olmana gerek yok. Maçları seyret, sen bakarsın. Kim var İtalyan takımında? Immobile. Immobile. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Savic, işte şey yapmadı. Luis Alberto. Lazio takımına bakıyorsun. Çoğalamadılar bile. Tamam, evet. Galatasaray'ın attığı gol balınla malınla falan ayrı bir şey ama çoğalamadı, çoğalamıyor bile. Kontrol yapıyorlar. Bayağı korkmuşlar Galatasaray'dan. Gelemiyorlar fazla adamla. Evet. Ama Fenerbahçe'yi tabii kutluyorum. Fenerbahçe müthiş, müstüzülü kutluyorum. İlk yarıdaki o tempo. Aynen, yoruldum ben Fenerbahçe'yi yani, izlerken. Helal normalde olsun. Normalde penaltında tekrarlanması lazımdı. Heh. O konuyu konuşacaktık ama madem konuyu açtın bir 15 numarayı ekrana verebilir misin Emre? Yani şimdi hakem hocaları da bu konuyla ilgili görüşlerini belirtti. Sinan Engin de diyor ki tekrarlanması lazım. İki futbolcu yayın içinde. Aynen öyle. Tamam, Berisha içeride ceza sahasında ama bak, sevgili iki futbolcu da içeride. Hakem yanlış yerde duruyor. Ben hep söylerim bunu geçen sene. Hakemler orada durmaz abi. Hakem biraz daha açıkta durur. Açıkta. Abi bak, oradan çünkü top oraya doğru gelebilir, hı, futbolcuların önüne doğru değil mi? Hı hı. Futbolcuların önünde hakem. Vardaki niye doğru zin uyarmıyor Sinan abi? Yani. O da çok hakem enteresan. Mesela şu ileride durabilecek. Altı pas var ya. Hı hı. Altı pastan biraz daha ileride. Hep söylersin sen hep bunu. Hep onu söylüyorum. Çünkü burada diyelim ki kaleci bu topu kurtardı. Hakemin oraya doğru geldi futbolcu. Hakem nereye atacak kendini? Evet. Yani. Ki zaten az kalsın geliyor. Berisha çarpacak neredeyse alanın içinde. Alanın içinde. Yani burada tamam öyle. Oyun alanının ve topun oraya gelebilecek alanın içinde hakem.
Evet. Yeri yanlış ve bu penaltında tekrarlanması lazım. Sen olsan oyuna yeni girmiş oyuncuyu attırır mıydın penaltıyı? Pereira'nın yerinde olsan. O çok konuşuldu, tartışıldı. Ya önceden seçilmiştir belki penaltıcı diye. Penaltıcı iki oyuncumuz oyunda değildi dedi Pereira bu konuyla ilgili. Pelkas kendini iyi hissetti. Bir şey diyemez. Demiş o anda, değil mi? Pelkas, his meselesi. Yani teknik oyuncu, iyi futbolcu yani. Anormal bir şey değil yani onun atması. Ah, atsa ne güzel olacak. Yani çok iyi olacaktı. Müthiş olurdu. Fenerbahçe için çok iyi olacaktı ama Fenerbahçe'nin isteği, arzusu sezon başından beri söylediğimiz gibi müthiş. Müthiş oynuyorlar. Yani çok istiyorlar, çok arzuluyorlar. Evet. Mesut'un da Almanya'da gol atması güzel müthiş oldu. Bir hatırlattı kendini Almanlara. Mesut zaten çok üst düzey, çok kaliteli oyuncu. Sadece Mesut'un eksik olan fizik gücü. Evet. Onu da kazandıktan sonra... Bir yıl oynamayınca Arsenal'de... Kalitesi belli. Onun için bu da yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yani ligin 10. haftasından sonra Mesut daha üst düzey bir performansı, fizik olarak da iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Bir anket açmış arkadaşlarımız. O... Sinan Engin'in verdiği manşetle ilgili Lazio ile Eintracht Frankfurt birleşse, ismi de zor söylemesi, Eintracht Frankfurt birleşse yenebilir mi? Evet %64, hayır %35.7. Yeni açıldı gerçi, 1-2 dakika oldu. Bu ankete katılımınızı bekliyoruz. Yani %64 falan az yani arkadaşlar. Yani %80, %90 olması lazım bu yani, belli. Dortmund çok üst düzey bir takım. Evet. Yani Beşiktaş bile zorlandı yani, düşün. Sinan abi geliyor. Yine geliyor manşetten. Yine Beşiktaş geliyor. Bile zorlandı yani. Yalnız ben şeye taktım Sinan abi, şuraya önüme not almışım. Ajax 9, Cambuur 0. 2 hafta sonra vidasız giderse sıkıntı. Vidasız giderse Cambuur. Ben buradan Sergen Yalçın'a söylüyorum, ne yapıp ne edin? Şu vidayı hazırlayın. Ayağa da ne sürerseniz, bal mı, şeker mi, tatlı mı? Ne yaparsan, dolar mı sürersiniz ayağına, ne sürerseniz. Ayağı mutlaka, alçılı. Emre bulabilir mutlaka, misin o fotoğrafı? Mutlaka alçılı. Alçılı gördüm. Atel vardı ayağında, gördüm. Evet, atel var. Yani tam zamanında sakatlandı. Bak, sıkıntı olur. Yani Dortmund maçında da olsaydı Beşiktaş bu duruma düşmezdi. Evet. İnan diyorum bu kadar olmazdı. Yani o Bellington'un, o İngiliz genç futbolcu daha 18-19 yaşında. Yani o çalımlarını yemezdi belki Wellington gibi. Yani isimleri de benziyor. Beşiktaş Ajax maçında fizik olarak çok canlı olması lazım. İkili mücadelelere vermemesi lazım. Çünkü Ajax takımı çok diri ve genç takım. Evet, çok genç. Çok koşuyorlar. Topla çok çalım atıyorlar, çok dikine oynuyorlar. Yani hızlı oynuyorlar. Onun için yani kaç tane attı çocuk? 4 tane mi attı? 4 gol. Yani onun için. Ki bu 9-0'lık maçta golü yok. Galiba oynamadı. Belki de. Lisbon'a 4 atan. Belki de oynamadı. Aynen. Onun için yani buraya çok agresif bir takımla gitmen lazım. Agresif bir defans attı. Bir tane atmış, pardon. Atmış mı? İnşallah. Bir tane atmış. İnşallah. Benim gözümden 9 tane olunca okuyamamışım. İnşallah şey olur. Yani bir daha gelir. Ama dediğin gibi Beşiktaş'ta... Oo, ankete yüklenme başladı. Beşiktaş'ta Sergen'in işi çok zor. Allah'tan ki 3 günde bir maç olduğu için rotasyon yapıyor. Geniş kadro biraz sıkıntı mı yaratıyor? Geniş kadro sıkıntı yapar. Değil Eğer mi? Tek kulvar olsan yaratır. Doğru. Belki bu kadar geniş o zaman kurmazsın. Ama şimdi 3 maç, yarın kupalar başlayacak. 3 maç, bu büyük sıkıntı Onurcuğum. Evet. Yani onun için kadro kurmak da sıkıntı. Evet. Şimdi herkes oynamak ister. Özellikle şampiyonlar. Ama oynayanlar da şansını iyi değerlendirsin işte Sinan abi. Kenan mesela artık bugün Kenan, bu gidişte bulamayacak forma şansı. Bizim Gökhan iyi değildi. Evet. Yani Gökhan çok iyi futbolcu. Yani bugün daha iyi performans bekliyordum ben ondan çok ama. Çok top kaybetti. Çok, çok top kaybetti. Onun için yani burada sevgili Onur, derin kadronun faydaları da var ama dediğim gibi sıkıntıları da var. Sıkıntıları küsüyor. Da. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde herkes oynamak ister. Evet. Çünkü arenada herkes kendini göstermek istiyor Avrupa'da. Şimdi Brezilyalı olduğu için Wellington Brezilya'da da maçı seyredebiliyor. Evet, yani, tabii. Acayip izleniyor Brezilya'da yani, Şampiyonlar Ligi maçları. Yani onun için herkes oynamak ister. Ondan dolayı kadro kurmakta o yönde sıkıntı yaşayabilirsin insanları, futbolcularını küstürmemek için. Alex Teixeira olsaydı Dortmund maçında çok fazla bir şey değişmez. Sanki bir klas ayak eksikliği. Yok, fizik gücü lazım. Ha, o fizik gücü lazım. Daha hazır değil. Daha kuvvetli oyuncu lazım. Doğru. Mesela ben bugün Necip'e çok üzüldüm. Evet. Yani Necip'in sakatlığına çok üzüldüm. Yani bugün bakıyorsun değil mi, sağ bek oynuyordu. Evet, sağ bek. Rossier'in her yerde olmaması oynayan, yüzünden sağ bek oynuyor. Her yerde, kaleci hariç her yerde forma giydi. Dizinde herhalde, inşallah önemli bir şey değil. 3-4 hafta herhalde. 3-4 hafta.
İnşallah ama çok üzüldüm. Mehmet Topal aynı şekilde. Yani iyi bir şans yakalamış. Yani Beşiktaş'ı bir 15 gün zor bir süreç bekliyor. Milli maça kadar. Milli maça kadar zor bir süreç bekliyor. Atlatırsa orayı. Yani işte sakatlarım falan filan onlar. Milli maçtan önce değil mi Ajax maçı? Milli maçtan önce evet. Sıkıntı. Yani önümüzdeki hafta sonundan sonraki salı günü. Sıkıntı. Ondan sonraki hafta zaten şey. Milli, milli araya giriliyor. Sıkıntı o işte. Baksana. İşte Vida. Ateli var ayağında. Gözü gibi bakması lazım Beşiktaş'ın Vida'ya. Aynen. O Atel'in bir önce çıkması lazım diyor Sinan Engin. Yoksa Ajax deplasmanı sıkıntı olur diyor. Bu arada ne Talisca bir şey demiş yine. Galiba Beşiktaş taraftarları yine bir ümitlendirmiş. Talisca'nın açıklamasını arkadaşlarımız hazırlamış. Sıcağı sıcağına verelim. ESPN'e ne ya, galiba yapmıştı bu röportajı. Talisca, Beşiktaş'ta geçirdiğim dönem şimdiye kadarkilerin en iyisiydi. Taraftarı özledim, yeniden döneceğim diyor. Her sene böyle bir iki açıklama yapıyor Sinan abi. Böyle yapıyor bu. Heveslendiriyor. Sonra dediler ki Instagram'a takipçi toplamak için yapıyor falan filan dediler. Bilmem ne falan filan da. Sonra kızdılar buna. Yani çok çok yüksek para alıyor. Yani bayağı fazla para alıyor. Onun için yani onun 6 maaşı, milyon euroya gitti onun galiba. Onun maaşı burada zannetmiyorum. Ancak ha işte yarısını Beşiktaş öder, yarısını Çin takımı bu öder. Bu Pjanic'e yapılan gibi. Yani öyle bir şey olursa ama bu farklı bir oyuncu. Bu evet. Fizik olarak da iyi. Yani kuvvetli bir oyuncu, toplayı iyi oyuncu. Evet. Fizik olarak da vuruyor, çalım atıyor ve ikili mücadeleler de iyi. Yani evet. Zayıf değil. Şimdi Pjanic zayıf oyuncu. Yani ikili mücadele. Alex Teixeira zayıf oyuncu. Temaslı oynayamıyor. Asla bir Larin değil. Yani evet. Anladın mı? Kuvvetli oyuncular. Yani fizik olarak özellikle Avrupa'da ikili mücadelelere baktın Dortmund maçında. Hepsi cılız gibi görünüyor ama ikili mücadelelerde hiç kaybetmiyorlar. Acayip. Yani. Yani onun için Dortmund takımın kolay kolay yani orada forma vermezler herkese. Ahmet Hoca'nın şeyi de iyiymiş. Davut. Uf. Davut. Orta sahada ön libero inanılmaz oynadı. Oyuncu. Boşuna Davut diye bağırıp Davut durmamış diye Ahmet. Az daha Davut gol atacak. Hakikaten o ilk golde sağ kanada uzun bir top attı. Yani müthiş top dağıtıyor. Beşiktaş bugün kaybetseydi sıkıntı yaşardı. Psikolojik olarak sıkıntı yaşardı. Sergen'i biraz hırpalarlardı. Evet. Bu arada Beşiktaş liderliğini devam ettiriyor puan evet. Durumunda. Onu da vurgulayalım. Biraz hırpalanırdı Sergen. Hırpalanırdı. Ama dediğim gibi yani rotasyon biraz da kızgınlık. Biraz da kızgınlık. Hem rotasyon biraz da kızgınlık kadrosu. Yani sopanın ucunu gösterdi. Biraz da Sergen kızgınlık yaz. Ama olmaz. Onlarsız olmaz. Olmaz değil mi? Larinsiz, Gezalsız. Yani çok zor. Zaten olmayacağının en net örneğiydi bu akşam. Ders aynen. Alınacak bir maç. Evet anketlerimiz geliyor. 3500'e yakın oy. Lazio ve Frankfurt karma takım yapsa Dortmund'u yenebilir mi? Evet %53.6. Hayır %46. Ya. Yani Türk halkı futbolu bilir. Yani. Biraz oy kullanırken fanatik mi davranıyor? Duygusallık fanatizm yapmayın. Gerçeği söyleyin ya. Gerçeği söyleyin. Yenemez. Sinan Engin diyor ki yenemez. Ankette şu anda yalnız evet düştü. Bayağı düştü. %65'lerden %53'e düştü. Bakacağız. Bakacağız. Programın sonuna kadar vereceğiz. Beyaz Futbol'a yaz etiketiyle bizi izlerken fotoğraf çekin. Canlı yayında ekrana gelecek. Yavaş yavaş bir artık şu Dortmund maçı ile evet. ilgili söyleyeceklerimizi herhalde söyledik. Yani Dortmund maçı, Dortmund takımı çok üst düzey bir takım Onurcuğum. Yani hadi bazı şeyler gırgırı vardır. Bazı şey biraz da hocayla işte burada şakalaşıyoruz ediyoruz. Dortmund takımının çok iyi bir takım olduğunu hepimiz biliyor. Herkes biliyor. Haaland'ın da nasıl bir futbolcu olduğunu ben de biliyorum. Ama Beşiktaş takımı da yani bu kadar uçurum olan bir takımın olduğunu da düşünmüyorum ben. Yani 2-3 tane oyuncusu çok üst düzey olduğu için bu farkı yarattılar. Evet. Ondan dolayı ama Dortmund takımı iyi bir takım. Bu grubun belki de Şampiyonlar Ligi'nin belki de en iyi 7-8 tane takımından bir tanesi. Yani en favori takımlarından 7-8 takımından bir tanesi. Onun için tabii ben konu Beşiktaş olursa özellikle de Vodafone olursa, İnönü'de olursa ben hep Beşiktaş kazanır derim. Doğru söylüyorsun. Aklıma güzel bir soru geldi Sinan abi. Geçen hafta röportajında Sergen Yalçın galiba Candaş Tolga Işık'a söylemişti. Evet. Çok keyifli bir programdı o da izledik. Evet. Ben Avrupa'da
üçüncü olup Avrupa Ligi'ne devam etmek istemem dedi. Beşiktaş bu grubu üçüncü bitirir mi en azından? İhtimal var. O zaman Avrupa Ligi'nde ne yapar? Bilemezsin. Bilemezsin. Gider mi Avrupa Ligi'nde? Yani şimdi Avrupa Ligi'nde de gruptan biliyorsun elenmeli olduktan sonra da onlar da en az bir Şampiyonlar Ligi gibi takımlar orada olacak. Aynen. Yani oradan da gelecek. Orası da kolay değil. Orası da kolay değil. Ben yıpratır bizi dedi. Ben Beşiktaş takımının daha çok Türkiye Ligi'nin üstünde bir takım olduğunu, Türkiye Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum. Şampiyonluk daha önemli olduğunu düşünüyorum Türkiye Ligi'ndeki. Çünkü yıpranacağın, edeceğin bir çok. Bakmasın. Finale 3 kala elendin. Oynadıkların, arada belki bak bugün zorlandın. Evet. Çarşamba onun için. Yani çok üzülmem ben dördüncü bitirirse grubu. Onun için ama 1-2 zor görünüyor. Zor değil mi? Yani gerçekçi konuşalım. 1-2 zor görünüyor. Evet. Ama yine içeride Ajax'a da oynasın. Aynı şeyi söylerim. Beşiktaş evet. kazanır derim. Başka bir şey söylemem. Bir yenerse Ajax'a her şey değişebilir. Olmazsa, ama deplasmandaki maçının çok zor olduğunu, özellikle Vida olmazsa çok evet. zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor. Yani bir Şampiyonlar Ligi maçı oynandı. 5-6 sakat. Üstüne 2 tane de bu yani, maçta eklendi. İşte onun için diyorum. Yarın Avrupa Ligi de başlarsa aynı şekilde gidecek, devam ederse. Bir sakatlık, bir de yıprandın ettin. 2 tane maçta takıldın. Kendi lokal liginde takılırsan 2-3 tane de maçta bir bakmışsın puan farkı. Ama ha Galatasaray da aynısını oynuyor. Fenerbahçe de aynısını oynuyor. Yani şanslar eşit. Ama dediğin gibi ben Beşiktaş'ın işinin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Gerçekten zor. Çünkü ben en azından Dortmund maçına ben dedim ki yani içerideki maçlarını kazanır 3-6-9 yapar. Hı-hı. Yani içerideki maçlarını. O ama zaman Dortmund, zaten. Dortmund takımının da ben de hayal kırıklığına uğradım. Sergen gibi bazı oyuncular için. Yani ben Gezal'ın daha üst düzey performansı. Rozier'den daha üst düzey. Başuay'dan daha üst düzey. Pjanic'ten daha üst düzey. Larin'den falan kayboldular. Evet. Kayboldular. Yani fizik olarak da kayboldular. Ben daha üstün performans bekliyordum. Onun için yani belki dersin olmasaydı Ahmet Hoca'nın söylediği olacaktı yani. Farkı önledi biraz. Olabilir tabii. Önemli maçı toplar kurtardı. 2-0'da tuttu. Çok. Çok toplar da kurtardı. Dortmund takımı çok iyi takım. Çok güçlü bir takım. Peki bir takım. Bugün Mert oynadı kalede. Bu değişikliğe gerek var mıydı bu rotasyona? İşte onu da oynatmak lazım. Onu da oynatmak lazım. Yani kazan Mert çünkü çok üst düzey bir takım kaleci. Çok üst düzey evet. bir kaleci. Onu da kazanmak lazım. Onu da kenarda fazla kör etmemek lazım. Paslanmaması lazım. Mesela o da maçın kırılma anı biliyorsun kurtardı. Evet. 2-0 iken Wright'ın karşı karşıya 3-0 kaçırdı. 3-0 olsa maç farklı olabilirdi. Ben geçmiş Mert'i olsun. Zaten beğeniyorum. Yani Sergen herkesi hazır tutuyor. Herkesi sıcak tutuyor. Herkes işte bakıyorsun bugün Gökhan Onat'taki Kenan Karaman herkes oynuyor. Yani komple bütün takım oynuyor. Evet. Öyle yapması lazım. Çünkü bu kulvarda 3 kulvarda gideceksin. Evet şimdi tabii Beşiktaş'ı yavaş yavaş toplayıp bugün Sinan abi Fatih Terim'e de özel bir sayfa açacağız bugünkü programda. Çünkü hem Lazio galibiyeti İtalya'da büyük yankı buldu ve basın toplantısında da adeta şov yaptı. Rezenap Özdemir'e de sorduk. Bir teaser'ımızı tekrar girelim. O adam nasıl Sarri, Fatih Terim'e? İnanılmaz. Böyle bir sallayalım saygı. Fatih Terim'e. İnanılmaz bir saygı. Bir sallayalım Fatih Terim'e. Ya. İtalyan antrenör adamın Fatih Hoca'nın elini öpecek. Böyle çarpıyor, saygılarımı sunuyorum diyor. Biz de Fatih Terim'i yerden yere vuruyoruz. Evet. Ya. İşte böyle şeyler olduğu zaman dank ediyor Sinan kendi abi. Kendi insanımızın kıymetini, değerini bilmiyoruz. Ya. Yani hakkını vermek lazım. Tamam Fenerbahçelisin, Beşiktaşlısın, Galatasaray'da Fatih Terim'i sevmeyebilirsin. Ama hakkını vermek lazım. Fatih Terim Türk futbolunun bir numaralı markasıdır. Bir numaralı markasıdır Fatih, diyorsun. Fatih Terim Türk futbolunun bir numaralı markasıdır. Tartışsın. Süper manşet yakaladık yine. Niye? Hep söylüyorum ben bunu. Fatih Terim Türk futbolunun bir numaralı markasıdır bu gerçek. Bir numara. İki numara kim? Şenol Güneş, Mustafa Denizli öyle gider. Öyle gider diyorsunuz. Evet bir teaser'ımızı girelim. Galatasaray As Başkanı, daha doğrusu yok, başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı düzeltiyorum başkan yanlış yardımcısı. Söyledim. Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir Beyaz Futbol'da. Galatasaray birisi, bugün... Şimdi Instagram'dan birisi yazmış. Hayırdır? Ya demiş hafta içi yazıyor şey diyordun. Beşiktaş Dortmund'u yener falan filan diyordu. Şimdi Şampiyonlar Ligi grubun en iyi takımı diyorsun. Instagram'da yazmış şimdi baktım. Bizim Beyaz Futbol etiketin altına koymuş yazmış. Dinlemiyor benim ne söylediğimi. Yani dinlemiyor. Önünü arkasını dinlemiyorlar. Dinlemeden şimdiler. Konuşuyor. Dortmund takımının yani zaten çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Çok güzel ama İnönü'de Beşiktaş çok bu tip takımları yendi. Evet. Ama
belki de yıldız oyuncuları ilk defa bu kadar kötü oynadı Beşiktaş'ın. Bu. Ama Dortmund bu Şampiyonlar Ligi'nin, bu turnuvanın en iyi 6-7 tane takımından bir tanesi. Bunu da göreceğiz. Çeyrek final banko yapar. Yani öyle görüntü. Onun için yani bu sevgili arkadaş bize yazmış, ben onu söylemek istiyorum. Yani güzel kardeşim, tamam yazıyorsun da bir dinle. Ama ben Beşiktaş'ı her zaman kimle oynarsa oynasın İstanbul'da favori gösteririm. Favori gösteriyorsun. Aynen öyle. Evet, o zaman şimdi ama yavaş yavaş. Yanı sıra Ajax diyorum. Aman dikkat. Aman dikkat. Ajax, aman dikkat diyorum. Özellikle bugünkü o 9-0'lık skor. Dikkat diyorum. Beni bayağı ürküttü. Tabii Beşiktaş bir kambur değil de. Dikkat diyoruz. Ona da dikkat çekmek lazım. Evet, teaser'da gördük. Galatasaray, hayırlı uğurlu olsun Sinan abi. Galatasaray bir bayan, kadın futbol vallahi takımı kurdu. Ha. Bu seçim vaadiydi. Evet. Sevgili kardeşim, başkan yardımcısı Rezzan Özdemir ve sevgili başkan Burak Elmas'ı kutluyorum. Evet. Böyle bir takım kurdukları için. Yani seçimde söylüyorum. Bu 2-3 ay içinde bu işe... Fenerbahçe de kurdu. Onlar da o zaman hepsi yavaş yavaş. 2-3 ay içinde, 2-3 ay içinde bu işi, bu organizasyonu tamamladılar, bitirdiler. Tebrik ediyorum. Yani zaten kadınlarımız zaten futbolu çok seviyorlar. Şimdi oynamaları, yakında bunların dediğin gibi iyice seyircileri de olacak, maçları da olacak, çok rekabetler de olacak. Bak gör 2-3 sene içinde büyük seyircileri falan. Belki o maçları konuşacağız Beyaz Futbol'da. Belki de bazen konuşacağız. Derbileri. Sevgili kardeşim Rezan Özdemir, başkan yardımcısı, çok biliyorsun. Büyük hukukçudur. Evet. Mağdurların bir de biliyorsun. Yani o katledilen kızların etlerini, bilabeden falan. Kadın haklarını Türkiye'de en iyi savunan kişilerden biridir. Çok özel bir adamdır. Özel bir hukukçu kardeşimdir. Kesinlikle. Her zaman da benim kardeşimdir. Çok da severim. Her zaman da takdir etmişimdir. Yani iyi bir hukukçudur. Hı hı. Yani böyle bir organizasyonda içeride dinledim kasette. Çok da güzel konuşuyor. Sezgin abinin yaptığı röportajda. Valla tebrik ediyorum. Hem Burak Elmas Başkan hem yardımcısı Rezan Özdemir'i tebrik ediyorum. Yani iyi hukukçu olmasının yanı sıra iyi bir de kulüp yöneticiliğini şu an devam ettiriyor. Sevgili Rezan Başkan'ı da kutluyorum bu organizasyonu hallettikleri için. Evet. O halde bir kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından Rezan Özdemir'in özel röportajını izleyelim. Beyaz Futbol Cumartesi devam ediyor sevgili seyirciler. Bu arada ampute milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı. Finalde İspanya ile oynayacaklar. Kendilerini tebrik etmeyi de unutmayalım. Sinan abi çok soru gelmiş Twitter'a ve Instagram'a. Bir tanesini okuyacağım özellikle. Galiba o pozisyonu iyi izleyememiş izleyicimiz. Batshuayi'nin pozisyonu offside değil miydi diyor. Rakipten geldi. Rakipten geldiği için offside değil, onu neden konuşmuyorsunuz değil diye sorular gelmiş. Zaten çok net. Bugünkü ben maçı 3 puanı Sergen Yalçın'a yazarım. Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. Yapmış olduğu oyuncu hamleleriyle maçı döndürdü. Yani tamamıyla bir virtüöz gibi, satranç gibi oynadı. Onu oraya, onu oraya, onu oraya. Müthiş hamleler yaptı. Onun için yani Sergen Yalçın'ı bugünkü maçtaki yaptığı hamlelerden dolayı 3 puan aldığı için, 3 golle 3 puan aldığı için ve Antalyaspor taraftarını da kırmadığı için Beşiktaşlı futbolcuları tebrik ediyorum. 3-3-3 diye bağırıyordunuz. 3-3 oldu çocuk. Sonra da 3 oldu çocuklar. Ersun Yanal istifa dediler. Onu da istersen yorumlayalım. Hep yani bir maçta hemen yani Beşiktaş'ta oynuyorsun normal yani ya. Yani Ersun Yanal gibi çekim gelecek. Yani Ersun Yanal gibi bir hoca bulmuşken. Yani Ersun Yanal iyi bir teknik direktör. Yani Antalya'da yani çok iyi işler yapacaktır. Özellikle genç oyunculara şans verir. Genç oyuncuları çıkarır. Ben büyük hata yapar Antalya Spor yönetimi. Ersun Yanal'la ilgili bir tavsiye karar alırsa. Evet. Şimdi az önce söylediğiniz Fatih Terim Türk futbolunun bir numaradır. Bir numaralı markası. Bir numaralı markasıdır. Yanlış mı söylüyorum? Manşeti yok, bence de öyle. Avrupa şampiyonu. Aynen. 8 tane şampiyon olan teknik direktör. Başkanlığı, UEFA kupası var. 100 tane 150 tane milli kupası takımdaki vardır. Başarıları. 100 tane 150 tane de kupası var. Evet. Yani onunla ilgili enteresan polemikler var. Onu konuşacağız ama Sinan abi dilersen Galatasaray kadın futbol takımının açılış töreninde Rezan Özdemir'in Galatasaray Başkan Yardımcısı'nın verdiği o çarpıcı özel röportajı daha fazla bekletmeden bir izleyelim. Tarihi bir gün yaşanıyor. Galatasaray Lisesi'ndeyiz. Kadın futbol takımı kuruldu. Mücadele edecek. Ve sizde de bunun tabii ki çok büyük bir payınız var, emeğiniz var.
Neler söylemek istersiniz? Sizin duygularınız nedir? Evet. Onu öğrenin. Takımımızı da önemli ölçüde kurduk. 6-7 transfer yapacağız kadın futbol takımımıza. Yabancı oyuncular da keza olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'na yazdık rakiplerimizle birlikte. Dedik ki birincilikte yer almış, şampiyon olmuş takımlar kadın futbol şubesi kurduklarında Süper Lig'den başlasınlar. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu talebimize olumlu baktı. UEFA'ya yazdı. UEFA'dan da cevap zannediyorum müspet geldi. Kuvvetle muhtemel Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer takımlar Süper Lig'den başlayacak. Tabii bu kadın futbolunun marka değerini de arttıran bir bakış açısı ve perspektif. Bugün de lansmanı yaptık. Çok da keyifli geçti. Lisede, Galatasaray'ın doğduğu yerde yaptık. Liseli oyuncularla kadın kız çocukları ve bizim kadın futbol takımımız yaptı. Birkaç transferle birlikte takımımız çok iyi olacak ama biz mesele sadece başarı odaklı bakmıyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz. Bizim temel bakış açımız bu. Galatasaray'ın da seçim dönemindeki önemli taahhütlerimizden biriydi. Galatasaray'ın da kadın futbol takımını kurması ile birlikte topluma ve Türkiye'ye önemli bir mesaj verdiğimiz kanaatindeyiz. Zaten mesleğiniz gereği de bu eşitlik konusunda oldukça büyük mücadeleler veren bir insansınız. Ben biliyorsunuz kamuoyunun takip ettiği birçok önemli dosyada mağdur vekilliği yaptım. Sosyal sorumluluk projeleri yaptım. Kadın futbolu da bizim projelerimizden biriydi. Sağ olsun Sayın Başkanımız da bizi görevlendirmişti. Biz de bugün itibariyle layıkıyla görevimizi ifa etmeye çalıştık. İyi bir takım kurduk. Teknik heyetimiz, sportif direktörümüz hepsi hazır. Yabancı transfer de yapacağız. Kasım ayında da liglerin açılacağını tahayyül ediyoruz. Galatasaray her branşında olduğu gibi burada da başarılı olacak. Şampiyonluk iddiasıyla lige başlayacak. Ama aynı zamanda da topluma kadını önceleyen bir yaklaşımla çok ciddi bir mesaj verdiğimiz kanaatindeyiz. 6-7 transfer dediniz. Kadın futbolunu takip eden çoğu insanın aklındaki isimdir. Biraz da meşhur bir isim. Aycan mesela. Galatasaray'a transfer etmeyi düşünür müsünüz? Yani biz tabii bu konularda teknik heyetimizden gelen raporu esas alıyoruz. Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda. Raporda, transfer raporunda yer alan isimlere yönelme niyetimiz var. Dolayısıyla o raporda kimler varsa onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyor. Hanımefendiyle ilgili bir tasarrufumuz yok. Galatasaray taraftarı Lazio maçında doldurulması gereken kapasiteye oldukça yaklaştı. Büyük bir ilgi var takımınıza. Bir şikayet vardı, bilet fiyatlarının yüksekliği ve dün siz bir karar aldınız. Bu karar nasıl alındı? Taraftar için ne düşünüyorsunuz? Bunu öğrenebilir miyim size? Yani biz taraftarımızı anlatmak için özneden yola çıkıyorum, yükleme doğru tıkanıyorum. Taraftar bizim için çok kıymetli. Galatasaray'ın önemli bileşenlerinden bir tanesi taraftar ve biz bu kulübü taraftarlarımızın, bütün bileşenlerimizin, genel kurul üyelerimizin, Galatasaray'ın vicdanı olan bütün Galatasaraylıların hassasiyetlerini, taleplerini gözeterek yönetmeye çalışıyoruz. Kurumsal bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla taraftarımızın bakış açısı, perspektifi ve hassasiyetleri bizim için önemli. Taraftarımızın böyle bir talebi vardı. Biz de o mesajı aldık ve gereğini yaptık. Peki sizin onlara mesajınız ne olur? Müşteri olsunlar. Galatasaray'ın menfaatleri ve hakları sonuna kadar savunulacak. Her zaman, her zeminde. Dolayısıyla Sayın Başkanımızın önderliğinde yönetimimiz, hocamız, teknik heyetimiz ve oyuncularımızla birlikte el ele mutlu sona ulaşacağız. Fatih Hoca'yı çok yakından tanıyan bir insansınız. Lazio maçı çok başarılı geçen bir maç. Ondan sonra rakip teknik direktörün bir selamlaması var o hocaya. Dünya basınına düştü bu. O fotoğraf, o görüntüler. Neler söylemek istersiniz? Hem o görüntü için hem çok tanıdığınız Fatih Hoca için. Şöyle bir nihayet erdireyim. Yani teknik konularla çok ilgili çok konuşmak istemiyorum ama hocamız tabii bir dünya markası, bir Galatasaray efsanesi. Bütün dünya kamuoyunda, bütün futbol otoritelerinin nezdinde saygı uyandıran, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli aktörlerinden bir tanesi. Her zeminde, ulusal uluslararası her zeminde saygıyı hak ediyor. Bu da onun tezahürlerinden bir tanesiydi. Çok ılımlı bir yönetimsiniz. Baktığımızda özellikle Fenerbahçe ile yönetimler arasında sürekli bir çatışma olur. Sürekli bir didişme olurdu. Sizde sürekli olarak iyi mesajlar var. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm kulüplere karşı. Nasıl başarıyorsunuz? Bundan sonrası nasıl gelecek? Türk futbolunun ortak sorunları var. Bu sorunlar uzlaşma kültürüyle çözülebilecek sorunlar. Bütün rakiplerimiz, bütün Süper Lig kulüpleriyle diyalog halindeyiz. Yayın haklarından tutun da transfer meselelerine, yabancı sorundan tutun da kurulların tarafsız ve bağımsız olmasına kadar. Ki Galatasaray orada önemli bir adım attı. 15 yıl sonra biliyorsunuz lider hale geldi. Kurulların tarafsız, bağımsız ve adil olması noktasında. Dolayısıyla bunlar futbolun bileşenlerinin hepsinin ortak sorunu. Biz bunu uzlaşma kültürüyle birlikte yeklesak mücadeleyle çözülebileceğini
çözeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla mesele futbolun ortak sorunları ise birlikte çözüm iradesi taşıyoruz. Ne yazık ki bu uzlaşma kültürü egemen olduktan sonra biraz rekabetçi yaklaşımın da etkisiyle lig devam ederken kulüp yöneticileri kendi tabanlarını ve taraftarlarını konsolide etmek için başkaca açıklamalar yapabiliyor. O da o takımlar arasındaki işbirliğini, uzlaşmayı ortadan kaldırıyor. Biz koşullar ne olursa olsun kurumsal bir perspektiften ve anlayıştan bakacağız. Galatasaray menfaatlerini sonuna kadar savunup önceleyeceğiz. Ama Türk futbolunun ortak sorunları varsa da bütün Süper Lig kulüpleriyle birlikte uzlaşma kültürüyle bu sorunların çözümü noktasında bir irade ortaya koyacağız. Sinan Engin ve Onur Yıldız'a bir mesajınız var mı? Programda olacaklar. Her ikisine de selamlar. Sinan Hoca'ya selamlar. Onur Bey'e de selamlar. Bizden de çok çok selamlar. En önemli manşet Fatih Terim bir dünya markasıdır diyor. Hemen Sarri'nin o görüntüsü gelsin. Doğru söylüyor. Yani çok ağzı laf yapıyor. Evet. Hukukçu avukat ama ben ne avukatlar tanıyorum hiç böyle konuşan yok. Müthiş. Değil mi? Cümleleri, kelimeleri. Şuna baksana abi. İşte o an. Müthiş. Yani. Böyle şimdi, eğildi. Bak hocaya. Hiç kompleks yok, bir şey yok. Ne kadar adamlar, rahat güzel. Rahat adamlar. Biz de hocayı gördüm mü sallarlar. Görünce de böyle yapanlar çok vardır yalnız. Böyle yapanlar çok vardır. Kıymetini bilmiyoruz hocanın. Yani en azından bir futbol adamı olarak davranmamız lazım. Değil mi? Yani Fatih Terim bu ülkenin çok önemli bir değeri olmasıyla beraber bu ülkenin çok önemli bir reytingidir. Aynen. Yani şimdi Fatih Terim yerine X bir adam Galatasaray'da teknik direktör olsa bu kadar heyecanlı olmaz Galatasaray. Bu kadar konuşulmaz. Konuşulmaz bu kadar hem bu televizyonların, gazetelerin, medyaların yani bu kadar gündeminde olmaz. Yani onun için yani Fatih Terim yani taraflı tarafsız herkesin bana göre sempatisi olmalıdır. Çünkü bir futbol adamı olarak görmek lazım. Ama bizde öyle bir fanatizm olduğu için Onurcuğum. Bizde fark etmiyor yani. Bizde öyle bir fanatizm. Aman abi benim takımımdan değilse mesela bizim Sergen de mesela çok seviliyor. Sergen de şimdi Fenerli de seviyor, Galatasaray'ı da seviyor. Evet öyle bir sempatik herkes tarafı seviyor, var Sergen Yalçın. Seviyor evet. Çünkü güzel konuşuyor. Rakipleri rahatsız edecek konuşmalar yapmıyor. Özellikle tecrübelendi. Ondan dolayı ama şu müthiş bir olay. Çok güzel bir soru gelmiş Sinan müthiş abi. Müthiş bir olay. Canlı ver bakalım. Beyaz futbola yaz etiketine çok güzel bir soru gelmiş. Canlı ver. Bak hoca için. Okutalım görüntüyü. Çok güzel bir şey ya. Çok Türkiye'de güzel. Bir teknik direktör Fatih Terim'e bunu yapabilir mi? Yok bir Ümit Özat yaptı bizim elini öptü. Evet Ümit Özat yani elini Ümit öptü. Öptü. Yani Ümit'in Fenerbahçe'de de, kaptanlık yapmasına rağmen. Ümit'in egosu da olmadığı için, Ümit kimseye de müdahale etmediği için gerçekçi davrandı. Oh, masaya kedi Fatih çıktı Terim, bu. Ya oğlum nereden çıktın sen lan? Masaya kedi çıktı, gel. İndi. Davetsiz misafir. Lan, bu arada kedi. İzmir derbisine de köpek girdi bu arada sahaya Sinan abi. Kedi. Gördüm. Bu ara... Gel kedi kardeş. Hayvanları seviyoruz. Ben sana seviyoruz. Bir şey anlatıyorum. Kapatalım. Onurcuğum, Türkiye'de maalesef kompleks var. Kompleksliyiz. Yani abi olduğun gibi de ol. Natürel ol. Olduğun gibi davran. Ama maalesef o öyle bir şey yok. Herkeste bir ego, bir şeylik var. Abi şey ya. Kendini sıkma, kimse için yaşama ya. Kimse için yaşama. Bu iş sağlık. Her şeyden önce sağlık. Allah herkese sağlık versin. 5 dakika sonra para. Aynen. Değil mi? Parasız da olmaz. Sağlık. Ama şu... Ya çok güzel bir şey biliyor musun? Evet. Yani adama Mourinho metiyeler düzüyor. Bilmem neler Mourinho'da, Simone'de herkesler. Biz yerden yere vuruyoruz. Maalesef öyle. Bir de belki de şundan olabilir mi Sinan abi onu da sorayım sana. Diyelim ben atıyorum Fenerbahçe teknik direktörüyüm. Şunu şimdi yaparsam yapamaz. Taraftardan tepki alırım zaten falan diye. Türkiye'de bu. Düşünebilir insanlar. İşte bundan dolayı zaten. Korku bu. Evet. Ama diyorum ya gerçekçi olalım. Hayatta önemli şey gerçekçi olmak. Ya Fatih Terim bu ülkede kaç tane antrenör yetiştirmiştir? Al bugün bak. Selçuk'undan tut, aklına kim geliyorsa Necatiler, Hakan Baltı bir sürü. Ya. Yarın Ardalar gelecek oraya. Bir sürü. Tabii. Yani Fatih Terim'e baktım. Milli takımda olsun bir sürü insanları çalıştırdı yanında. Metinler, Oğuzlar, aklına kim geliyorsa. Yani onun için Fatih Terim'in yaşarken kıymetini Allah uzun ömür versin bilmek lazım. Bu arada dünya markası diyoruz da. Aynı şekilde Şenol Güneş'in. Aynen Şenol öyle. Abi de yerden yere vurduk. Yani şimdi bu ülkenin ayıbı. Bu ülkedeki antrenörlerin ayıbı. Geçen hafta söyledim, Stefan Kuntz geliyor diye. Bir futbol ülkesiyiz. Futbol ülkesine bir Ümit Milli Takım teknik direktörü geliyor.
Ama bundan evvel hep yöneticilik yapmış. Evet. Bir başarısı yok teknik direktör olarak. Hiçbir şey yok. Stefan Kuntz'u getiriyorsun. Neymiş? Almancılar çok varmış bizim şeyimizde, takımımızda. Ama hep Türkçe de biliyor. Sanki yani, tek konuştukları dil Almanca gibi. Yani. İçine sindi mi Sinan abi Kuntz? Sinmez. Gider, yakında gider. Bir de 3 senelik bu kavale yapıyorlar. Yapmasınlar. Aman. Bence 4 maçlık yapsınlar, bir baksınlar. Abi ben sana geçen hafta anlattım. Sözleşme öyle yapılır. Heh. Biz istediğimiz zaman göndeririz maddesini koyacaksın. Aynen öyle. Milli burası takımlarda. Milli takım çünkü. Aynen öyle. Ve onu kabul edecek çok adam var. Abi Stefan Kuntz'u getireceğine getir Yılmaz Vural'ı ya. Vallahi daha Yılmaz iyi. Yılmaz Vural'ın neyi eksik yani? Fazlası vardır. Onun cebinden çıkarır. Bak bir anket yapsak Kuntz mu Vural mı diye %95'e 5 çıkar. Aynen yap. Yapalım yapın, mı? Yapın. Stefan Kuntz mu Yılmaz Vural mı? Hemen bir anketimizi açalım. Bu arada bizi izlerken çektiğiniz fotoğraflar da geliyor. Sinan abi dünya markası diyoruz Fatih Terim'e. O da zaten böyle olduğunu ispatladı. Basın toplantısında nasıl çatır çatır İtalyanca konuştu, gördün mü? Hakikaten mi? Verelim mi o görüntüleri? Verelim. Bir seyirci fotoğraflarımızı tamamlayalım. Seyircilerimizi kırmayalım. Bu fotoğraflar ekrana geldikten sonra çok güzel fotoğraflar geliyor. Oo, maşallah. İzmir'den selamlar diyorlar. Bizden de İzmir'e selamlar. Fatih Terim'in basın toplantısındaki o İtalyanca konuşması gerçekten hepimizi gururlandırdı, mutlu etti. Az sonra Başakşehir-Fenerbahçe maçını da konuşacağız. Fenerbahçeliler de bekliyor. Hadi bir izleyelim bakalım. Etmiş Milan'ı çalıştırırken, böyle konuşamıyordu. Hatta Berlusconi buna hocaya diyor ki o zaman İtalyanca konuşma. Evet. Tercümanla konuş diyordu. Türkçe devam et. Kavga ettiler. Evet. Evet. Hoca da konuşmak istiyordu o zaman. Hatta münakaşalar falan olmuştu. Berlusconi haber gönderiyor bana. Diyor ki böyle böyle işte tercüman tuttuk falan filan. O zaman çok iyi değil. Evet. Bak. Tebrik ederim. Ya şu ya, çok güzel bir şey ya. Yalnız yine çatır Ata Demirer'e bayağı malzeme çıktı. Çatır çatır Ata Demirer'den bir Fatih Terim taklidi bekliyoruz yine. Hoca, hakikaten hoca dediğin gibi Türk futbolunun bir numaralı markası, hakikaten doğru. Şu gurur vesilesi hakikaten. Tebrik aynen ediyorum hocayı. Bir lafı vardı. Efsane olmuştu. Neydi? Giocare finale, risultante importante. Risultante importante. Yani sonuç önemli diyor futbolda. Aynen gerisi öyle. Boş diyor. Vay be. Evet şimdi Galatasaray... Resultante impantante ama hocam bu sene işin zor Türkiye Ligi'nde. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzon'da iyi durumda hocam. Bakalım. Ben sana söyleyeyim. Resultante ne olacak bu sezon? Bu sene resultante impantante olabilir. Resultante impantante. Ha, diyorsun ki ben anladım. Yani bu sene de şampiyon olamazsa... İşin zor. Hmm. Yani işin zor, yani sıkıntı olur. Anketi açtık mı? Ha, şeyden sıkıntı olmaz. Şey olarak ama... Kendine sıkıntı olur. Tabii. Üçüncü sezon olacak şampiyon yani, olamadığı. Fatih Terim tarihinde yok. Yok. Onda 8. Yani Fatih Terim'in tarihinde yok. Yok doğru. Sıkıntı. Yani onun için diyorum. Doğru. Onu artık sezon sonuna doğru bakalım konuşacağız ne olacak. Tarihinde yok. Şimdi Kuntz mu Yılmaz Vural mı anketimiz ne durumda ben merak ediyorum. Tamam yeni açıldı. Biraz oy geldikten sonra Yılmaz ekrana... Yılmaz Vural açık ara çıkar ya. Ne Kuntz? Ayıp ben ya. Kullanıyorum oyumu. Ayıp Yılmaz ya. Vural'dan yana kullanıyorum. Ayıp. Anketi de RT'liyorum. Ayıp ya. Twitter'da anketimize katılın. Beyaz Futbol'a yaz. Yılmaz Vural... Ya getirin Yılmaz Vural'ı ya. Ne Kuntz'u falan ya. Yapmayın. Ya 10 maç... Hani bir şey söyleyeceğim. Toplam 10 maç falan kalır bak. Stefan Kuntz. Yapmayın. Türkiye'yi anlatacağız. Tam oynadı Türkiye'de falan. Türkiye'yi anlatacağız. Türk futbolcuları anlatacağız. Onu anlatacağız. Bunu anlatacaksın. Falan filan. Çok detayına girmek istemiyorum. Kırmak istemiyorum. Yani ama yani kimi görevlendirdiğiniz de biliyorum bu konuyla ilgili. Geçen hafta söyledim Stefan Kuntz'u diye. Sakın da yani yapmayın. Yapmayın. Türkiye'deki Türk antrenörlerine büyük bu hakarettir. Şu Okan Buruklar var bilmem neler var bekliyor evet. Ya. Samet Aybabalar var. Bekliyor Türkiye'de bir sürü hoca var. Ya mesela bir Löw gelse hadi deriz ki eyvallah hoş geldin. İsim. Löw gelse başımız üstünde yeri var. Kuntz... Kimse bir şey diyemez. Yok ama Stefan Kuntz alacağına Yılmaz Vural al, Okan Buruk al, Samet Aybaba'yı al, Güvenç Kurtar kim alıyorsun al yani. Hakikaten ya. Yani. Yanlış. Peki Galatasaray-Alanya maçı ne olur Sinan abi? Galatasaray kazanır. Bu arada ben 95'e 5 diye tahmin etmiştim Sinan abi ankette. Olur zaten. 75'e 24. Olur o aşağı gider o. Bu hoş 75'in da. Üstüne çıkar. O, bence o, de. Şeyler Almanlar. Türkiye'de yaşayan Almanlar. Kuntz'un akrabaları oy kullanıyor herhalde Twitter'da. Aynen. Güzel vallahi formdasın aynen. Sinan abi. Gülmekten cumartesi akşamları
programdan sonra yanaklarım ağrıyor. En çok neye güldün? Ne? Antalya'nın 3-3'lü bir ardına. Evet, ona güldüm. Kırmadılar ama. Geçen hafta... Kırmadılar. Antalya taraftan. Aynen. 3-3 diye bağırdılar. 3 yaptı Beşiktaş diyorsun. Aynen. 3-3 yaptı. Kırmadılar. Bir de işte geçen hafta şeye çok gülmüştüm. Batu Şuay'ın gol atma tarzıyla ilgili. Evet. Her organıyla gol Kapası atıyor demiş. Çocuk ya. Evet. Bu arada evet anket zaten Yılmaz Vural çıkacağı belli. Oldu Dortmund anketi. Dortmund Lazio Eintracht Frankfurt birleşimi. Kunz mu öne geçti? Sinirler. Gerçek ayıp mi ya bu? Ya fotomontaj falan değil değil mi? Ayıp ya. Allah Allah. Bitmiş. Siz bilirsiniz. Görürsünüz. Yani, Yılmaz Vural'ın kıymetini bilin. Yani siz bilirsiniz. Şimdi yazık. Federasyon bu gece sözleşmeyi imzalar. Birazdan açıklanır. Son vallahi, dakika Kunz. Ayıp ya. Vallahi ama saygı duyuyorum. Yani evet. Bu arada saygı 66.4. Yılmaz Vural yüzde... Ya geç de oldu ama vallahi ben Yılmaz Vural'a bunu sormak isterim. Hocam bir anket yaptık. Sinan abi 2-3 dakikada 4166 ama oy. Çok ayıp. Anket çıldırdı şu an. Ama çok ayıp. İnanılmaz. Ben bu anketin sonucunu yarın Beyaz Futbol'da verelim. Devam ettirin. Yarına kadar devam ettirin. Yarına kadar devam bu etsin bu. Çok ayıp yani ya. Yılmaz Vural varken Yılmaz Vural onun bitirdiği okulundan tut hepsini 5 tava falan bitirmiştir. O da Almanca biliyor. O da Almanlık Köln Futbol Akademisi'nde okumadı mı? Yani orayı hepsini bitirmedi mi Yılmaz Vural? Bitirdi ya hepsini bitirdi Köln falan. Yani kıyaslanmaz ama Allah enteresan. Allah Allah. %74 Kunz. %26. Abi bunlar mouse mu yapıyorlar acaba? Bize gıcıklığına mı yapıyor bu taraftan? Anket bir şey oldu. Sinan abi 7500. Trollünüyor mu? 7252. Öyle bir şoktayım ki rakamı okuyamıyorum. 10.000 olana kadar bir bekleyelim. Yürü bakalım. 10.000 olana kadar bir bekleyelim, yenileyelim. Falcao gol atmış ha. Heh, onu soracaktım. Vay be. Samat da gol attı. Hay hay. Atsınlar, bol bol atsınlar. 13 numarayı verir misiniz? Bol bol atsınlar, bu tarafa gelmesinler. Bol bol atın, buraya gelmeyin arkadaşlar. İntercom'u kapatalım. Yani. Evet, 13 numarayı ekrana verelim. Bol bol, o bir şey. 10.000'e geliyor. Bu hackleniyor, bir şey var bunda. Bir şey oluyor, trolleniyor. Bu bak, kadar o. Bir de ilk maçta armayı öptü Sinan abi Falcao. Abi be, çocuk. Paraya önem vermiyor. Galatasaray'dan giderken kaç milyon euro aldı sözleşme fesihi olarak söyleyeyim mi sana? Kaç almış? 3 milyon euro. Toplam kaç... ne aldığını biliyor musun Galatasaray'dan? Geldiğinden bu yana mı? Sen daha iyi bilirsin. 20 almıştır herhalde. 20 almıştır. Tabii. Servet biliyor musun? Üf. Yani Kolombiya'daki milyon sülalesine yeter. 20 milyon euro ne demek? Ay, 200 milyon falan. Evet, geçecek şimdi de. Aynen. Vay be. Helal olsun. Kaç çocuk numaralı formayı giyiyor? Çocuk hiç kaçırmadı maçları. Tribünde güzel izledi hiç değil mi? Hiç kaçırmadı. Ben sana söyleyeyim. Yani Galatasaraylardan daha çok gitti maça. Doğru söylüyorsun. Yağmur, kar, çamur hepsine gitti. Kombinesini almıştı zaten. Aferin valla. 3 milyon euro aldı ekstradan giderken oynamadan. Bir de 3 numaralı formayı giymiş. Aferin. Orada da bir kinaye. Samat da satış mı gitti, kiralık mı? Samat da kiralık gitti Antwerp'e. Hmm. O da hemen Olympiakos'a ilk maçta golünü attı. Aferin. Ahmet Hoca'dan kurtuldu adam. Golle, bitirdi adamı. Gollerine başladı. Ben ankette kaldım ya. Yılmaz Vural'ın anketini var. Bir... Allah Allah. %64. Bu ekleniyor bu anket. %64'den 76'ya çıktı. Bu anket ekleniyor. 12.397. Şey bu saatte bu kadar hiç oy almazdık biz. Yani Yılmaz Hoca'nın da nasıl yok, bir etkileşimi var? Birisi buna oynuyor. Bizimkiler mi oynuyor? Rejim mi oynuyor? Yo valla oynayamazlar. Reji Yılmaz Vural'dan yana kullanmış oyunu. Bak tik var orada. Ama %23.6'da kalmış. Canlı yayında bir daha yenileyelim. 14.000 oy. Gitti neyse, geldi. Bekleyelim. Evet. Peki Türk halkı, Twitter'daki Türk halkı Stefan Kunz'u istiyor. Seviyorlarmış. Demek ki Stefan Kunz şey, Kasımpaşa'da oturuyormuş. Ya Sinan abi Beşiktaş'tan bile hatırlamış. Demek ki bilmiyoruz biz. Yani. Hakikaten bilmiyormuşuz. Bir yıl Beşiktaş'ta oynadı. Biliyorum canım. Gençler de bilmez yani. Böyle 30 yok, yaş altı. Yok bilmez. Hep yöneticilik yapmış. Sadece son dönemde milli takım hocası işte. Bir Avrupa şampiyonluğu varmış bizim U21'de. Bizim bilmediğimiz bir şeyini biliyorlar herhalde. Yetiştirecek. Yetiştirecek herhalde. Gençler yetiştirecek. Ama bizim ülkeyi tanımıyor. Bizim ülkenin böyle bir şeye sabretmeyi hali, yani hali yok. Mecalimiz yok bizim sabretmeye. Yani sabredemeyiz. Biz yarışmacı bir ülkeyiz biz. Yani ona yetiştireyim, bunu yetiştireyim yok. Bir abi de, bu ülkede bak bu takımda kim kalacaktı biliyor musun? Lucescu.
Yollamayacaklar. Lucescu devam edecekti bu. İdealdi. Şu anda Dinamo Kiev'de yine. İdealdi. Lucescu idealdi. Kalacaktım. 14 bin, 17 bin. Aa bir şey var abi, oynuyorlar bunda. Bu şeyler var. Troller mi diyorsunuz? Ne o? Yani trolleniyor anket. O zaman 30 bin yapın. 17 bin, 17 bini geçti. Beyaz futbola yaz etiketiyle görüşlerinizi de yazın. Hani ankete oy kullanmak, böyle tıklamak kolay. Görüşlerinizi de yazın, buradan okuyacağım. Buradan okuyacağım. Burada Beyaz Futbol Twitter hesabı bir tweet atmış. Çok güzel. Sinan Engin, Yılmaz Vural'ın Kuntz'tan ne eksiği var? Bu tweetin altına görüşlerinizi. Bir de bak, buradan kesinlikle bizim... Yılmaz Vural doğru. Fazlası var falan. Görüyor musun bizim tweetleri? Bizim Samet'e söylüyorum. Kartal analizde de şu anketi koyar mısın? Samet. Samet'ciğim. Aa, Kartal analiz. Kartal analizde de şu anketi koyar mısın? Retweet yapar mısın orada? Çok merak ediyorum bakayım. Sinan abi okudu. Samet'ciğim duydun mu? Evet, Kartal analizde bir anket yapsın. Hadi onu bakalım. Da onun da sonuçlarını veririz. İnanılmaz. Yalnız anket öyle de görüşler hep senden yana. Vallahi abi, öyle. Abi herhalde yani ya. Ankette bir şey var. Ankette 80 mi? Ya hadi bırakın bu işleri. Yok ya, bu fotomontaj olmasın ya. Siz biliyorsunuz, rejisisiniz. Yok yok. Şakasını diyorum da 20 bine yakın oy. Kuntz mu Yılmaz Vural mı? Vallahi keşke bağlayabilsek. Belki yarın bağlarız Yılmaz Vural'ı bir. Yılmaz hocamızın görüşünü bağlanmaz alırız. Yılmaz hoca ayıp ya, moralini bozma hocanın. Bozmayalım mı? Yok ya. Onun bozulmaz ya, o Yılmaz hoca şeydir hani, anlayışlıdır. Bu anketi de bir şaka olarak kabul eder. Şaka da kaldırır Yılmaz Vural. Şaka falan değil bu yani. Bu ne? Rezillik, böyle anket mi hakikaten, olur ya? %80'e yaklaştı. Ama Türk halkına saygımız var. Demek ki Şaban Kuns'ta bizim görmediğimiz bir şeyi görüyorlar. Aynen, bizim görmediğimiz bir şeyi görmüşler. Galatasaray Alanya. Ne olur Sinan abi? Galatasaray kazanır. İddia oranları da gelsin. Galatasaray kazanır. Alanya geçen seneki formundan uzak. Yok, çok uzak. Bülent Korkmaz yeni teknik direktör. Hayırlı olsun Bülent Korkmaz'a. Galatasaray kazanır. Evet. Oranlar bu şekilde. O zaman bir başka maç. Yarın merakla beklenen maç. Başakşehir-Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır diyorsun. Bu arada Aykut Kocaman eğer 5'te 0 yaparsa muhtemelen gönderilecek yarın. Yerine de Emre Belezoğlu'nun düşünüldüğü, taraftarların, camianın onu istediği söyleniyor. Bilmiyorum. Öyle de bir durum var. Fenerbahçe'de kazanır. Evet, Samet aradı. Hemen anketi yapıyoruz dedi. Yapıyorlar mı? Samet'ciğim bir de sen yap bakalım. Ne, senden ne çıkacak? Bir de Beyaz Futbol TR Instagram hesabından da yapalım. Oradan da yapalım. Bakalım Instagram'dakiler ne düşünüyor? Aynen, Yılmaz Vural mı, Stefan Kuntz mu? Ben gerçekten şoktayım şu anda. Sinan abi %80.9, 23 bin oy. Hadi 30 bin yapalım orayı. 30 bin oyda kapatıyoruz. Programı kapatırız ama yarın program sırasında bir gösterelim bir bu anketi bakalım. Bunu. Yarın bir 50 bin falan, 100 bin olur bu anket. Hadi inşallah. Yarın 100 bin olabilir. Bakalım ne olacak. Gerçekten çok enteresan. Bu arada Cagney'in bir paylaşımı var. Hani zorla kendini yine kadro dışı bıraktırmaya çalışıyor. Hakikaten mi? Cagney'in paylaşımını bir ekrana verelim. Tuhaf bir çocuk. İlk 11'den kesildi. Yani Fatih Terim'e diyor ki burada, uzun uzun anlatmış. Sen oğullarını oynatıyorsun diyor. İşte Halil'i falan oynatıyorsun diyor. Hiçbir şey değişmiyor. Herkes anladı. Allah her şeyi görüyor. Ben kabul etmiyorum, affetmiyorum. Kimse beni utandırmasın. Kimse istediğinde kullanmasın. Anladım. Bize saygı duyacak. Çok politika var. İyi kalpli olduğunuzda Tanrı her zaman sizinle olacak diyor. Türkçe mi yazmış, çevirdiniz mi? Çeviri bu. Otomatik çeviri Instagram'dan hiç. Kendi Türkçe mi yazmış? Aa pardon. Doğru, Türkçe. Türkçe yazmış. Bir de demek ki birinden yardım istemiş. İyi anlaşılsın diye de Türkçe yazmış. Yani Halil senden önde. Fazla söze gerek yok. Ya Halil mi Cagney mi diye soracaktım. Sen söyledin başta. Halil senden önde. Sevgili Cagney. Bu işleri bırak. Sen iyi olsan Fatih Terim sana... Çok para verdi. İyi olsan seni oynatır. Merak etme. Aynen öyle. Yani. Yani. İyi adamı niye oynatmasın ki? Oynatmadığı zaman senin için eleştiri oluyor. Bu kadar para verdin, oynatmadın diye. Tabii Cagney İtalyanlara karşı da oynayıp kendini göstermek isterdi. Onun hayal kırıklığı var oynayacak muhtemelen. Oynayacak ama ya. Avrupa'da oynayacak yani. Avrupa maçlarında oynayacak. Sence Fatih Terim yarın kadroya alırım bu maçtan sonra? Ha, silmiş. Evet, biraz tepki geldikten sonra silmiş. Taliska ne demiş? Bizim Samet atmış. Beşiktaş'ta geçirdiğim dönem şimdiye kadarki en iyisiydi. O dönem çok gol attım, attırdım. Taraftarı özledim. Abi herkes bu tarafa... Vallahi Taliska'cığım...
Bu ayakları bırak. Evet, az önce zaten vermiştik yani, onu. Talisca, sevgili Talisca, senin en çok gelmeni ben istedim. Bu ayakları bırak. Geçen seneden beri heyecanlandırıyorsun Beşiktaş taraftarını. Beşiktaş taraftarı yemiyor. Gelecek evet. olan adam hemen gelir. Geçen seneden beri hep aynı. Geliyorum, gelmek istiyorum. Geliyor. Gel o zaman. Yani. İndirim yap paranı da gel. Kendi gelmedi, Abu Bakar'ı da götürdü Beşiktaş'tan, işte. Yani Beşiktaş'tan çıkış yaptın, bir sürü para kazandın. Sevgili Talisca, seni ya. Seviyoruz. Evet, büyük yeniden futbolcusun. Döneceğim diyor. Büyük futbolcusun. Ama Beşiktaş taraftarı artık senin söylediklerine inanacağını zannetmiyorum. Evet. Geçen sefer çünkü Beşiktaş taraftarını kırdın. Aynen onun için öyle. Hiç bu laflara girme. Geleceksen atla gel. Aynen. Bir de Abu Bakar'la fotoğraf verdi ya evet. transfer döneminde. Ya geleceksen atla gel kardeşim. Taraftarı özledim yeniden dönüyor. Dön hadi. Değil mi? Niye dönmüyorsun? Vallahi hani. Ne zaman döneceksin ki? Beşiktaş taraftarı da onu istiyor ama çok oynadı duygularıyla taraftar. Yok ya, taraftar buna kızgın. Yani kızgın, ayak evet. kırıklığını uğrattı Beşiktaş taraftarına ama Beşiktaş taraftarı yani benim favorim. Son yıllarda Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Evet. En iyi oyuncusu. Şimdikilerde dahil. Son. Gezallar da dahil. Değil mi? Son 10 yılın. Son 15 yılda Beşiktaş'a gelmiş en iyi oyuncu. En iyi oyuncu. Ama yaptıkları hayal kırıklığı. Taraftarın hayalleriyle oynadı. Duygularıyla oynuyor. Aynen. Maalesef öyle. Evet. Son olarak artık toparlayalım ufak ufak. Çok teşekkür ediyorum Sinan abi. Ben teşekkür ederim. Bugün yine çok keyifli bir program oldu. Yarın. Saat 23.30'da yarın büyük maçlar var, önemli maçlar var. Galatasaray Alanya ile oynayacak. Başakşehir-Fenerbahçe maçı heyecanla, merakla bekliyoruz. Tam kadro karşınızdayız. İyi geceler, iyi hafta sonları.